Gençlik burada milletinin yanında. Gençlik burada. Evet, yine gelecek. Güçlü gelecek. Gelecek için. Evet. Üstü bir Türkiye için. Evet. Gençlik burada milletinin yanında. Milletinin yanında. Kıymetli katılımcılar, öncelikle milletimizin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala iç ve dış düşmanlarımıza, ülkemize sahip çıktığımızı göstermek için evet diye haykıran siz vatan sevdalarına şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl bizden ta yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nurun tarafında mıyız yoksa kirin mi? Düşmanlarımız dedik. Dışta bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı Haçlı mücadelesine girişmiş Batı. İşte 15 Temmuz'da dış dünyalarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK. Birleşmiş hayırda hayır vardır diyorlar. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderlerimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. 1960'da Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah Yolu hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete binbir türlü zulmü reva gösterdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun 15 Temmuz gecesi vatanda sevdalı milyonlar ve onların bugüne kadar halkın gücünü üzerinde bir güç tanımadım diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devletin kurumlarını işgal eden, gençlerini ve liderlerini asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımıza parya olmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine başka medeniyetlerden devşirme parlamenter sistem ve serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerine yapılmalarına engel olmakla kalmadı, vefalı Türk'ün şahlanmasını her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her Türk, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak, milli liderlerimize sonuna kadar yürümek için evet diyoruz. Burada milletinin yanında, gençlik burada milletinin yanında, gençlik burada milletinin yanında. Gençlik için, evet. Yarınlar için, evet. Darbelere son için, evet. Allah razı olsun arkadaşlar.